sene Contemporary İstanbul'a Şekerbank'ın Alman asıllı bir sanatçıyla katıldığını görüyorsunuz. Bettina çok ilginç bir sanatçı. Aynı zamanda İstanbul'da bir Alman hükümetinin rezidans programıyla gelen bir sanatçı. Artık son günleri bu sırada. Onun bu eserlerini şeyde göstereceğiz zaten galeride. Fakat burada ilk olarak onun yapmış olduğu bir sürpriz ziyaretçi adlı bir eseri gösteriliyor. Görebileceği gibi insanların kendisi Fransa'nın Bretagne kıyısındaki bir müzeye geliyor ve müzede bir başka bir kişilik alarak orada De Staël adlı meşhur bir sanatçıdır, ressamdır. Onun eserlerinin nasıl terapotik bir gücü olduğu üzerine, hipnotik bir gücü olduğu üzerine bir performans yapıyor. Bu performans aynı zamanda tabii bize sanata nasıl bakılabileceği, sanatın insan ruhuyla alakasını, o ruhun tedavisiyle alakasını bize bir şekilde gösteren aynı zamanda bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Transparente, ça respire de l'huile sans odeur et sans couleur. Selon des témoins, ça commençait très vite après la fin de l'exécution de l'œuvre. Et cette peinture ici, et là je n'exagère pas, c'est une peinture magique avec le pouvoir de soigner. Elle montre une lumière qui montre ce qui véritablement allume l'horizon. Et le 16 mars, 1955, Nicolas de Staël s'est élancé du haut de sa terrasse, dans le vide. Son corps n'a jamais été trouvé. Il semble avoir disparu dans la matière, la même matière qu'il a peint, comme s'il s'était transformé en peinture lui-même à la fin de sa vie. J'aimerais bien finir avec une citation de René Char encore, qui dit: nous n'avons qu'une seule ressource avec la mort, c'est faire de l'art avant elle. Merci de votre attention.